Herkese merhabalar dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Emekli aylıklarıyla alakalı yeni zam gelişmeleri, bilgileri vermeye çalışacağız sizlere. Özellikle seyyanen zam. Temmuz'a girdik artık. Temmuz zammı sık sık konuşulmaya devam ediyor. Emekliler bu ay içerisinde bir zam alacaklar mı? Emeklilere bu ayda seyyanen zam, Temmuz ayı zammı verilecek mi? Özellikle kabine toplantıları sonrası yapılan açıklamalarda emeklilerin maaşlarının bu ay içerisinde netleştirecekler, iyileştirecekler açıklamalar bu yönde. Seyyanen zam en düşük emekli aylığına gelecek. Akabinde ise diğer emekliler ise sadece enflasyon oranında bir zam geleceği dile getiriliyor. Yani en düşük emekli aylığı alanlara 6.000-7.000 TL'lik seyyanen zam artı enflasyon farkı artı refah payı, bundan beraber zammın 20.000 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor en düşük emekli aylığının. Diğer emeklilere ise sadece refah payı, akabinde ise enflasyon zammı, bunun da oransal olaraktan söylenen rakamın 30 ila 35 yani %35 veya %30 arasında bir zam verilerekten emeklileri bu ay içerisinde bir zamla iyileştirmeyi düşünüyorlar maaşlarını. Yani tabii ki burada en düşük emekli aylığı alanların maaşları neredeyse %100'ün üzerinde zamlanacağı iddia ediliyor. İnşallah böyle olur ve en düşük emekli aylığı 20.000 değil 20.000 TL'nin üzerine çıkar ve bu bütün emeklileri etkiler diye ummaktayız. Tabii ki SGK uzmanları da bazı açıklamalar yaptı. En düşük emekli aylığıyla alakalı, özellikle bu dul yetim aylıklarıyla alakalı. Onların aylıkları çok çabuk bölünmekte. Yani 10.000 TL en düşük emekli aylığı ama onlar 6.000 TL, 7.000 TL gibi rakamlar almaktalar. Bunlarla alakalı da bir düzenlemenin olacağı. Yani en düşük emekli aylığı 10.000 TL ise dul yetim aylıkları da bu aylıkla aynı oranda, yani onların da 10.000 TL, en düşük emekli aylığı 15.000 TL ise onların maaşlarında, dul yetim aylıklarında 15.000 TL olsun diyerekten çalışmaların sürdüğü dile getiriliyor. Sizce en düşük emekli aylığı 20.000 TL olur veya üzerine çıkarsa bu ekonomik koşullarda yeterli olur mu? Kiraların arttığı, enflasyonun yüksek olduğu, gıdaların alınamayacak durumlara kadar geldi. Bu durumda sizce bu zamlar en düşük emekli aylığına yapılacak 20.000 TL'lik zamla, yani en düşük emekli aylığının 20.000 TL'ye çıkması bu an şu an